Yağmur yağdı, sel oldu. Sonra birini yakaladınız, dediniz ki şu telefondan bir babamı arayabilir miyim? Vallahi bravo Haluk. Yani çocuklar, Haluk amcanız çok önemli bir şeyden bahsediyor. Doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyor. Ya artık suya dayanıklı telefonlar var. Kızım yok farz edin. Telefonun düştü, bir şey oldu, kayboldu, yok yani. Kırıldı. Yani bazı numaraları ezbere bilmek lazım çocuklar. Özellikle anneyi, babayı, değil tabii, mi? Tabii. Pekala. Soru iki. Bir arkadaşınız size gelecek, ona evinizi tarif edin. Kolum atarız. Neden tarif edelim ki? Yani, telefonun suya düştü, kayboldu. Arkadaşına diyeceksin ki gel beni buradan al. Nasıl diyeceksin? Ne yalan söyleyeyim, ben hiç öyle tarif etmesini bilmiyorum. Çok güzel konum atmasını biliyorum. İşte benim söylemeye çalıştığım şey de bu. Çocuklar, bu telefonlar sizin aklınızın yerine geçiyor. Yani bu telefonlar olmazsa çocuklar ne yapacağını bilmiyorlar. Maalesef doğru. Zero, pazartesi iş programını söyle. Takvime bakmam lazım. Ya kolay ezberimde değil Haluk. Bak işte, akıllı telefonun olmasa kendi aklında tutardın işini gücünü. Bu telefonlar olmasa her şeyi unutacaksınız. Yapma Haluk Allah aşkına ya. Çocukların başka şansı mı var abi? Var. İzcilik yapacaksınız. İzci gibi yaşayacaksınız. Yıldızlara bakıp yolunuzu bulacaksınız. Karıncalar yuvalarını hangi yöne yapar? Kuzey. Bravo. Eğer izci gibi yaşarsanız günün birinde elinizde bu telefonlar olmasa da hayatta kalırsınız. Ben küçükken izciydim. Askerdeyken de komandoydum. Şu anda en zor şartlarda hayatta kalabilirim. Ama bu çocuklar cep telefonları olmazsa kendilerini çıplak hisseder. Sudan çıkmış balığa dönerler. Ben yetkili olsam bütün okullara izcilik dersi koyardım. Yavru kurtlara hiçbir şey olmaz. Her koşulda aslanlar gibi ayakta kalırlar. Bu aletlere de ihtiyaç duymazlar. Evet çocuklar, hadi bakalım, yeterince hava aldınız. Haluk amcanızdan da hayatta kalma dersi de aldınız. Ama esas amacınız sizin test çözmek. Şimdi gerçeğe dönüyoruz ve doğru test kitaplarımızın başına geçiyoruz. Hayatta kalmanızın yolu full çekmek, tamam mı? Hadi bakalım, baş baş. Full, full, full. Telefonunu full, aldı oğlum. Full, çocuklar hep beraber. Full, 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 full. Hüseyin. Dibini iyi koklayamamışsın, kelek çıktı karpuz. Ha? Nasıl olur ya? Karpuzlar karışmış olmalı Yakup. Evet abi, bu senin aldığın karpuz değil. Sen de bu karpuz gibi kelek çıktın be Hüseyin. Keleklik yapma Yakup, çay yap. Yanında şeker de ister misin? Hayda. Hop okey. Okey mi? Senin yüzünden okey attım Yakup. Meltemciğim, senden bir şey rica edeceğim. Şu mezuniyet kıyafetini bir an önce halledelim. Hayır, gündemimizden düşsün, düşsün ki çocuklar derslerine konsantre olabilsinler. Yoksa takılacaklar, kıyafet ne giyeceğim, ne giydim filan. Sen hiç merak etme. Çocuklar da takılmasın. O iş bende. Zero, sen ne giyeceksin mezuniyet töreninde? Ben ne giyeceğim abi? Hiçbir şey giymeyeceğim. Yani hiçbir şey giymeyeceğim derken, yani biz mezuniyet töreninde ne işimiz var? Bizi almazlar ki, değil mi Gönül? Aa! Olur mu öyle şey canım? Ben tabii ki gideceğim. Olur mu öyle şey Dominant teyze? Senin ne işin var orada? Ay sana ne Haluk? Ne demek sana ne? Ben velisiyim. Oğlum mezun olacak ve ben gitmeyeceğim, öyle mi? Oo. Çocuk kızlarla dans edecek. Senin ne işin var orada? Gönül, bak doğru söylüyor. Dans edecek değil mi? Ay yok, benim kesin gitmem lazım. Çünkü Dominant teyze. Orada çocuk kızlarla dans ederken gidip müdahale edecek ille de. Elini şöyle koy, belinden şöyle tut diye. Aa, yok oraya karışmam tabii ki canım. Ne yaparsa yapsın da ben onu seyretmek istiyorum. Bir dakika, bir dakika ya. Ne demek dans ya? Dans nereden çıktı? Niye dans ediyor? Yok öyle bir şey. Ben hayatta izin vermem. Ne işin var canım orada gidecek? Merve kimseyle dans edemez. Kesinlikle izin vermiyorum. Bu konu kapanmıştır Gönül. Çekil, çekil. Aşk olsun Tuna ya. Zero. Korktunuz ama değil mi yani? Böyle yapınca ben tabii. Efendim? Yiğit Bey geldi. Ha, gelsin, gelsin. Bekliyoruz, buyursun.
Öyle şey yaptım yani. Sen de şaşırdın ama değil mi gelin? Hayır, senden beklemediğimiz bir davranış şekli de o yüzden yani. Bir dakika kardeşim, ya niye öyle diyorsun? Allah Allah, ben öyle değilim ki. Ben bu gerektiği zaman son derece sert bir adam olurum yani. Vurdum mu kırarım yani ortalığı. Öyle değil mi Gönül? Haluk, Yiğit ne getirdi? Ya bana bir şey getirdi. Merhaba Haluk abi. Yiğido, aslansın be. Gel bir çay iç. Teşekkür ederim Haluk abi. Yakup abi bekler. İyi, tamam. Selam söyle. İyi teşekkürler. Günler. O ne Haluk? Yoğurt. Nasıl yoğurt o ya? Evde yoğurt vardı. Bu sizin bildiğiniz yoğurtlardan değil. Bu koyun yoğurdu. Meşhur Darıcan'ın koyun yoğurdu. Taş fırın yoğurdu. Ne yoğurduymuş ki o? Taş fırın yoğurdu. Bu koyun yoğurdu. Şöyle biraz daha kıvamlı olur. Böyle koyu olur. Yani güzeldir ama yani. Güzel mi? Aa, yiyelim bakalım o zaman tadına. Aa, ne yapıyorsun ya? Ne, yoğurt yiyorum. Can, öyle yenir mi hiç o? Yenir, yenir. Haluk'cum, onu bir küçük tabağa koysaydın, oradan yeseydin belki biz de yiyecektik. Ay, inanmıyorum, tek başına mı yiyeceksin koca yoğurdu? Siz gidin, içeride normal yoğurt var, ondan yiyin. Aa. O üstündeki siyah şeyler ne Haluk? Çörek otu. Niye ki? Haluk, biz de tadına bakalım. Size ağır gelir bu. Bu biraz daha böyle taş fırın yoğurdu, biliyor musun? Ay, herkes yiyemez bunu. Ne alakası var canım? Yoğurdun, taş fırını ben de yiyeceğim. Dur, kaşık getir. Ha, sen git içerideki ye. Kalk, gidelim biz. Canım yoğurt istedi. Bak, yürü. Gördün mü? Vermiyor Meltem, baksana. Benim senin canım yoğurt mu istedi? Evet, hadi. Hayırdır inşallah. Hayır, hayır. Niye böylesin? Niye böylesin yani? Şimdi de isteyelim o zaman. İsteyelim, hemen arayın. Evet, Meltem, hoşça kal. Görüşürüz canım. Nerede kaldın Emine ya? Pazar bitecek ya. Yok canım, geldim işte. Hadi çantalar falan hazır mı hepsi? Hazır teyze, al bu senin. Para verdi mi Hüseyin? Tabii ki vermedi anne. Hüseyin para vermez, alır. Hadi var bende para, gidelim artık. Şükrücüğüm parayı hiç değer vermez. Yok da ondan Hatice. Olsa verir. Zaten paraya değer veren insanların hepsinde para var. Yani para olmayınca değer vermeye de gerek kalmıyor. Çok karmaşık konuştun teyze. Evet, yani para işleri birazcık karışık Hatice. Paran var mı, derdin var. Hadi, hadi çıkın artık yahu. Geç kaldık, hadi. Hadi, hadi. Ne çok konuşuyorsunuz, ne çok konuşuyorsunuz. Neredesin sen Yiğido? Lütfü abi, Haluk abi koyun yoğurdu gönderdi. Yakup abi, onu götürdüm. Vay, koyun yoğurdu he? Haluk abi ağzının tadını biliyor. Keşke koyun olsaydınız siz. Hiç değilse yoğurt yapardınız. Böyle hiçbir işe yaramıyorsunuz. Çalışıyoruz Yakup. Bak, taş diziyoruz. Alo. Oy.